Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Özel Üniversitesi Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Uzun zaman sonra evim evim güzel evim. Bu süreçte sevgili arkadaşlar epey destek oldunuz. Kanalımıza abone oldunuz. Videoları beğendiniz. Hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah böyle de devam edersiniz. Şimdi Aziz Yıldırım'dan Uğur Dündar'a istifa çağrısı. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'ı istifaya davet eden bir çağrı yaptı. Aziz Yıldırım, yani yaptığı uzun uzun açıklamada Uğur Dündar söylemleri ve eylemleriyle hem sayın Ali Koç'a hem de Fenerbahçe'ye zarar vermektedir. Kendisini bundan kısa bir zaman önce şahsıma bir arkadaşımız aracılığıyla iletmiş olduğu askerliğimle ilgili "Tweetler atmaya kalkarsam efsaneler kestane olur" sözüyle ne kastettiğini anlatmaya <laughs> 23 Haziran 2023 cuma günü Erman Toroğlu'nun yazısındaki bahsettiği şahsıma yönelik galis küfürlerin ima edildiği yazıya cevap vermeye dışarıdan nasıl gözüktüğünü açıkça görmesi için son maliye genel kurulumuzun kaydını tekrar izlemeye ve artık fiili olarak sürdüremediği yüksek divan kurulu başkanlığın koltuğundan istifa etmeye davet ediyorum diyor. Arkadaşlar ben şunu söyleyeyim. Ben ne Ali Koççuyum ne Aziz Yıldırımcıyım. Her ikisinin de hataları oldu. Her ikisinin de e, yanlışlar oldu. Ama şu bir gerçek bu olaylardan en çok etkilenen kim oldu? Her zaman Fenerbahçe oldu. Şimdi Ali Koç cephesinden Aziz Yıldırım'a yanıt diyelim arkadaşlar. Şimdi Aziz Yıldırım Mali Kongre sonrasında baya baya açıklamalarda bulundu. Yani buna sizler de şahitsiniz. Ancak buradaki olay şu. Erol Bilecik Aziz Yıldırım'ın iddialarına Sayın Aziz Yıldırım'ı gerçekleri görmeye davet ediyorum başlığıyla bir yanıt verdi. Şimdi Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Vekili ve Kulüp Sözcüsü Erol Bilecik Aziz Yıldırım'ın iddialarına Sayın Aziz Yıldırım'ı gerçekleri görmeye davet ediyorum başlığıyla bir şeyler açıkladı. Nedir o açıkladığı şey? Kulübümüzün eski başkanı Sayın Aziz Yıldırım'ın mali konularda şahsımın ve geçmiş dönem değeri yöneticilerimizin ismini geçirerek yaptığı açıklamaları üzüntüyle izledim. Mayıs 2018 döneminde göreve geldiğimizde mali raporlarımız uluslararası finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmıyor ve konsolide edilmiyordu. Bağımsız denetim ise sadece kanune mecburi olan futbol AŞ bünyesinde yapılıyordu. Yani kısaca mecbur olan şeyler yapılıyordu, olunmayanlar yapılmıyor diye. Özetle üyelerimizde mali konularda gerekli bilgiler verilmediği gibi bilgiler gerekli kriterlerde raporlanmıyordu ve bunu denetleyen bağımsız bir kurum da yoktu. Şimdi görüntüde izleyeceğiniz verelim görüntüyü ekrana. Ee, görüntüde izleyeceğiniz üzere bağımsız denetim firması Ernst and You EY tarafından Ersun Yanal tarafından yapılan Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği'nin 31 Mayıs 2018 tarihi itibariyle sona eren yıla ilişkin konsolide finansal tabloları ve bağımsız denetçi raporlarında netleşen borç tablosunu detaylıca inceleyebilirsiniz. Keşke HD'sini de verselermiş sevgili arkadaşlar. Ben de farkındayım. Kısa vade yükümlülükler hani 2018, 2017, 2016 bağımsız denetimden geçmiş şekilde 1.2 milyardan bahsediyor kısa vade. Uzun vadede 1.990 milyar yani totalde 3 milyara yakın bir borç. Yani top, to, toplam yükümlülükler 3.184 milyon yapıyor arkadaşlar. Yani ekranda gördüğünüz üzere. Değerli Fenerbahçeliler rakamlar yalan söylemez. 612 milyon euroyu sizlerle paylaştım diyor. Yalnız burada da şöyle bir şey var. E, tam olarak kaç yılı baz alınıyor? Orası da ayrı bir mesele. Mesela e, kastettiğim şey şu arkadaşlar. 3 milyar diyelim. 3 milyar o zamanki hani 2018 aralık itibariyle ise hani 2018 aralık itibariyle ise 6 küsür euro kuru. E, böldüğün zaman aşağı yukarı 500 milyon euro yapıyor. Yani yine 620 olayı palavra. Yani 612 milyon euro olayı yine palavra oluyor. Bu borç 31 Aralık 2022 tarihinde 386 milyon euroya indirilmiştir diyor. Şimdi burada da şunu söyleyeyim. Bakın ben Aziz Yıldırımcı, Ali Koççu, Şucu Bucu değilim. Ben Fenerbahçeliyim. Bir kez daha söylüyorum. Bak bir kez daha söylüyorum. Burada bir sıkıntı var. Sıkıntı şu arkadaşlar. Birisi borcu aldık aldığımız zaman şu kadar euroydu diye anlatıyor. Öbürü de borcu bıraktık. Şimdiki borç şu kadar TL diye söylüyor. Her ikisinin ikisininkinde de hata var. Kardeşim her ikisinin ikisininkinde de hata var. Artı ben yine Ali Koç yönetimini suçlarım. Niye? Borcun %90 küsürlük kısmı yani euro olan döviz olan borcun %90 küsürlük kısmı TL'ye çevrildi. Ve çok da güzel bir fiyattan çevrildi. Ona rağmen bu borç artıyorsa bakmayın bu sizin hatanız. Beş sene boyunca yani TL üzerinden iki katına çıkmış. Ya Bankalar Birliği, Galatasaray'a, Beşiktaş'a şuna buna yapalım demiş. Sen gitmişsin. Yok yok aman. Onlar bir sene boyunca ödeme yapmamışlar. Sonra demişsin ki sen bunu değiştir yoksa imzalamam. Sen de o zaman imzalayaydın. Üç kulüp birden kafa tutaydınız. Üç kulüp birden bu böyle olmaz. İki sene daha ödemeyelim diyeydiniz. Ben iki tarafa da bir şey demiyorum. Bu arada Fenerbahçe taraftarından Aziz Yıldırım tezahüratı 97, 97. gazi koşusu için Veli Efendi hipodrom, hipodromunda Aziz Yıldırım yerini almış. Fenerbahçeli taraftan Aziz Yıldırım lehine tezahüratlarda bulunmuş. Ee, Aziz Başkan ne olur gel Allah aşkına gel Aziz Başkan seni seviyorum demişler. Seviyor seni Aziz Yıldırım tezahüratları. Öte yandan mevcut yönetimde tepkiler göstermiş Ali Koç istifa demişler. Şimdi ben Ali Koç istifa demem. Ali Koç'un son kurşunu derim. Benim gözümde Ali Koç başarısız bir başkandır loser'dır. Fenerbahçe tarihinin en kötü başkanıdır benim gözümde. Bakın 5 senelik serüveninden bahsediyorum. Fenerbahçe tarihinin en kötü başkanıdır. En kötü, en berbat başkanıdır. Sadece satılan futbolcuların parası kenara koyulsaydı yani yaklaşık olarak bir 100 milyon euro falan bir para geçiyordu. 100 milyon euro bugün 250 2,5 diye say. 2,5 milyar diye say. Orcun 5 milyar liraya düşüyordu. O da 200 milyon euroya düşüyordu. Senin elinde güçlendiriyordu. Sen en dandik teknik adamları seçtin. En dandik futbolcuları seçtin. Akıl hocasını futboldan hiç anlamayan kişiler olarak seçtin. Hani sen Fenerbahçe'ye ihanet üstüne ihanet ettin Ali Koç. O yüzden de sana güvenim yok. Ve seni iyi, iyi bir başkan olarak görmüyorum. Ancak bu sene şampiyon olursun. Süper Kupayı kazanarak başlarsın. Dikte şampiyon olsun. Türkiye Kupası'nı kazanırsın. Konferans Kupası'nı kazanırsın. 4 tane kupa kazanırsın. Derim ki çok başarılı bir başkan. Ancak Abdullah Avcı konuşuluyor. Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe açıklaması. Şimdi sonda söyleyeceğim başta söyleyeyim. Abdullah Avcı'yı getirirsen gözümde FETÖ'cüsün. Sen gözümde FETÖ'nün Fenerbahçe'ye yaptığı operasyonun zirvesisin. Sen Fenerbahçe'yi batırmak için gelen, Fenerbahçe taraftarını birbirine düşürmek için, çatıştırmak için gelen Fenerbahçe taraftarını ayrıştıran, parçalayan bir isim olarak kalacaksın. İnşallah böyle bir hata yapmasın. Şimdi Abdullah Avcı'nın ismi geçiyor ve birçok açıklamalarda bulunmuş. Bir muhabir, hocam 38 senenin üzerine şampiyonluk yaşamak için bir puan yeterli. Haftaya şampiyonluk başına çıkıyorsunuz. Ne düşünüyorsunuz? Çekmek soruya. 38 bilmem ama Trabzon şehrinin 11 yıllık şampiyonluk hasretine son vereceğiz sözleriyle. Ee, bu verdiği haberin gerçekle ilgisinin olmadığını açıklamış. TRT Spor'a konuşmuş. Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütüdür demiş. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la görüşmüş ve takımla ilgili bir sunum yapmış. Fenerbahçe Abdullah Avcı ile birlikte listede bulunan bir diğer aday da takımı daha önce iki kez çalıştıran İsmail Kartal. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kısa süre içerisinde yeni teknik adam konusunda son kararı verecek. Ben size başka bir şey sorayım. Taraftar Sergen Yalçın diyor. Şaka demiyorum. Gerçekten de taraftar Sergen Yalçın diyor. Aziz Yıldırım Abdullah Avcı diyor. Hani Mustafa Hoca da ulan ben geleyim bari. Hani kimse koskoca Fenerbahçe teknik direktörsüz kalmasın. Bari ben geleyim diyor. Ya, bir turda ben bineyim. Ne olacak? Ya deneme tahtası ya. Bir başkan bu kadar mı loser olur ya? Ya adam sana Mayıs 1'de lan hadi 19 Mayıs'ta olsun. 19 Mayıs'ta gideceğim demiş olsun. Adam sana tut sana 19 Mayıs'ta gideceğim demiş olsun. Ulan dürrük derler adama. Yani derler. Yani sen orada niye duruyorsun derler. Bostan korkulu musun derler. Ulan bir ay ya bir Ya koskoca Fenerbahçe. Ben size komik bir şey söyleyeyim mi? Ali Koç'un 5 senelik başkanlık sürecinde tam 400 gün Fenerbahçe teknik direktörsüz. 400 gün. Şaka değil arkadaşlar. Araştırın. 400 gün Fenerbahçe teknik direktörsüz. O durduk de şeyden Cem Yılmaz'ın bir şeyi var ya, dizisi var ya, orada diyor, nandırlık diyor. <laughs> yani bu bo, hani boru moru manasında bir şey diyor, Öyle küfür, küfürlü bir manada demiyor. Ya bostan korkuluğunu koy oraya, 400 gün Fenerbahçe teknik direktörsüz kalmaz. Ulan velev ki Fenerbahçe'nin başkanı Fatih Terim oldu, 500 gün, 400 gün, 300 gün, 200 gün teknik direktörsüz yine kalmaz. Ulan Fetullah Gülen denen... Taksa getir Fenerbahçe'nin başına. O bile 100 günden fazla bırakmaz. Ki o kurban olurlar. 500 tane teknik direktör sıraya dizilir. Uğur Tütüneker, Hakan Şükür, Arif Erdem, Okan Buruk. Lan kaç tane kalsın her sayın. Neyse. Hani bir sürü isim bulur. O mana demek istiyorum. Bir sürü isim bulur. Ali Koç Efendi 5 senede 400 gün Fenerbahçe'yi teknik direktörsüz bırakma rekoru. Bu dünyada yoktur. Bu gerçekten dünyada yoktur. Bu basiretsizliktir. Bu iş bilmezliktir. Bu anlamamazlıktır. Bu kendini geliştirmemektir. Onu da söyleyeyim. İsmail Kartal mı gelsin Sergen? İkisi de gelmesin. Ben geleyim. Bak full yetki bana verilsin. Ben geleyim. Size söz veriyorum. Süper Kupa'yı alarak başladığım sezonda 25. haftada şampiyonluğumu ilan ederim. Türkiye Kupası'nı alırken Konferans Kupası'nda kazanırım. Alt yapıdan da 5 tane futbolcu çıkartır. Çatır 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 gözünüzün içine soka soka oynatırım. Ayrıca sizin nefret ettiğiniz, tiksindiniz birçok oyuncuyu gönderirim. Bir sürü futbolcu da Fenerbahçe bünyesine katarım. Hadi Hodri meydan. Hadi e, benden iyi teknik direktörü de bulamazsın. Neye çalışırım biliyor musun? Hani memur olduğum için ücretsiz izin alsınlar bana. İki, iki yıllık ücretsiz izin hakkım var. İki yıllık ücretsiz izinle ayrılayım. Öğretmenlikte kazandığım paranın aynısını versin. Ev, araba falan da tahsis etsin. Ben öyle kira ödeyemem orada. Şampiyon olursak bu dediklerimi yaparsak başarı başına 1 milyon TL versin. Çok da bir şey istemiyorum. Çok da bir şey istemiyorum. Ya bu bu kadar saçmalık olmaz. Bu kadar şeylik olmaz. Taraftarın gözüne baka baka küfür etmek. Allah'ın Arif Erdem'i getir teknik direktör olarak. Hakan Şükür'ü getir. Aa Abdullah Avcı Hakan Şükür benim için aynı. Hiçbir fark yok. Hiçbir fark yok. O Fethullah Gülen'in dizinin dibinde videolar, fotoğraflar olan ki de var öyle teknik direktörler. Bunların hepsini kazana at kaynat benim yine içim soğumaz. Ama hocam pişman oldular vazgeçtiler. Lan yüre git. Kolay içmekten vazgeçiyor musunuz? Sigaradan vazgeçiyor musunuz? Hadi geçiyorsunuz diyelim. Lan bu adam dininizden döner misiniz? Bu adamların gidin gibi ya geçin ya bu adamlara giderken bu şey işte falan kastetmiyorum. Bu arkadaşın arkasına gidenleri kastediyorum. Neyse herkesin günahı boyuna. Fenerbahçe'nin Rusya kampındaki hazırlık maçları bunu daha önce açıkladım ama e, bugün yine netleşmiş. Karşılaşacağı rakipler belli oldu diyor. Rusya'da bir hazırlık kampına girecek Fenerbahçe. Rus ekibi Zenit. Sırp ekibi Kızıl Yıldız. Azerbaycan ekibi Nefçi Bakü. Ulan araya bir de Pensilvanya Sporu koysaydınız. Millet birbirini kırar geçirdi. Bir Sırp, bir Rus, bir Azerbaycan takımı. Azeri deyince kızıyorlarmış. Bir de Türk takımı. Fenerbahçe 9 Temmuz'da Zenit. 12 Temmuz'da Kızıl Yıldız. 15 Temmuz'da Nefçi Bakü ile karşılaşacak. Bunlar Neftçi Bakü'nün Twitter hesabından yapılan paylaşım arkadaşlar. Daha önce de zaten söylemiştim. Ben size görsel olarak da sunmuştum. Herkesin kafasındaki soru şu hocam Rusya'da darbe marbe bir şeyler yapıldı ya hani şey olur mu diye. Ee, Valla vallahi bana kalırsa tarih çok salakça. Çok ama çok salakça tarih. Daha teknik direktörü belli olmayan kulüp böyle bir turnuvaya katılamaz. Bak çok salakça. Teknik direktörün bugün belli oldu diyelim ya. Bugün belli oldu 25-26 Haziran. Yani bugün belli oldu. 3 Temmuz'da takım toplanacak. 3 gün laktak testi uygulanır. Ne yapmışlar? Performansları ya ne seviyede? Arkadaşlar okul başladığı zaman da seviye belirleme sınavı yapılır. Sene başı seviye belirleme sınavı. Ne durumdalar diye. 3 gün bu sürer. Cross, kondisyon, ağırlık fadan, falan filan Inter Milan çalışması mecbur yapacaksın. Özür dilerim ama eşek gibi yapacaksın bunu. Bunu eşek gibi yapacaksın. Yapmazsan sezon boyunca pat pat sakatlık, pat sakatlık, pat sakatlık takımın yarısı gider. Ulan 3 Temmuz'da başlayacaksın 9 Temmuz'da hazırlık maçı. Bunu hangi aklı hani aklı Selim diyeyim. Bunu hangi aklı Selim arkadaş planladı ya? Ya hiç mi bir şeyden anladığınız yok ya? Mustafa hocam sen teknik direktör olsan atıp tutuyordun. Ben teknik direktör olsam bayramın hemen artısını, ertesine toplar bu takıma. Hiçbirinin izni hakkı yok. Bu ligde şampiyon olamıyorlarsa o Giresun'a Giresun'a Giresun puan veriyorlarsa hiçbirinin öyle yatacak yerleri yok. Çıkıp eşek gibi gelecekler. Eşek gibi kampa katılacaklar. Hepsi katılacak. Eş eşek gibi katılacaklar. Eşek gibi katılacaklar abi. Ha. Baktığın zaman hani e, 27 şey 1 Temmuz 1 Temmuz'da toplarım hepsini. 1 Temmuz. Laktat testleri şu bu bir gün içinde, iki gün içinde bitirin. 3 Temmuz'da topuk yarasına götürürüm. Ciğerlerini sökene kadar cross yüklerim. 3 Temmuz'da sabah bir idman, öğle bir idman, akşam bir idman öyle yok. Eşek gibi çalışacaklar. Ya Fenerbahçe'nin ne olduğunu öğrensinler. Ve çalıştırırken de diyeceğim ki bu sene şampiyon olur. Seneye sizin istediğiniz zaman yapacağım. Günde de iki tane idmana düşüreceğim. Şimdiden vereceksin mesajı. Şimdiden mesajı vereceksin. Topa böyle aç bırakacaksın. Şey gibi Arok filmindeki Carlos gibi Roberto Carlos topa aç bırakacaksın. Başlat abi. Edincep o. Sen yeni geldin. Sen sonradan katıl. Sen günahsızsın. Verdi. Sen sonradan katıl. Sen, sen günahsızsın Arda. Sen biraz daha sonradan katıl. E, mesajı veririm. Çatır çatır siz de oynayın. Siz de günahsız olun. Neyse ben diyor hala söylüyorum. 1 Temmuz'da dediğim gibi 3 Temmuz'da başlatırım. 9 Temmuz'a kadar, 10 Temmuz'a kadar, hatta 11 Temmuz'a kadar, 9 Temmuz'a kadar cross. 9 Temmuz'a kadar cross yaparken ekranda görüntülü bir şekilde oynatacağım sistemi taktiği anlatırım. 9'unda bitti. 10, 11, 12, 13, hatta 14'ünde taktik ağırlıklı idmanlara başlarım. 15'inde ilk hazırlık maçı, 18'inde ikinci hazırlık maçı, 21'inde üçüncü hazırlık maçı, 27'sinde zaten resmi maçım var. Hazırlık maçı kıvamında konferans liginde ikinci ön eleme turundasın. Allah kabul etsin. Fenerbahçe'de Artur Melo sesleri arkadaşlar. Şimdi adı Fenerbahçe'nin anılıyor Artur Melo'nun. Ben ısrarla söylüyorum, şiddetle söylüyorum Fenerbahçe'ye gelmesine gram ihtimal vermiyorum. Ama sizler e, hani bazı arkadaşlar buraya geliyorlar. Kapak resimlerine bakıp bana atıp tutuyorlar. Ben de direkt engelliyorum. Çünkü ite it gibi davranmazsan it senin başına insan kesilir. Adam kesilir. Kapak resmine bakıyor. Ha bugün kendi gene kimi getirdin? İçeriye bakmadan. bazıları da ben biliyorum. Sahiplerinin kanalı günlük 50 tane futbolcu getiriyor. Hiçbiri tutmuyor. Bu AKO e, şey bu arkadaşların ee, yani sahiplerininkinin hiçbiri tutmuyor. Sahipleri de diyor ki kıs, kıs, kıs. hadi bas 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 oğlum bas saldır oraya. İstediğiniz kadar saldırın. Yani i̇stediğiniz kadar saldırın. Sıkıntı değil. Basar engeli geçerim. Sizi çok umursamıyorum ama şunu söyleyeyim. Ya arkadaş vitrine bakıyorsun orada bir kıyafet gidip üstüne denemiyor musun? Denemeden mi alıyorsun? Sonra eve görüyorsun kenarı yırtıkmış şu o senin atan deneyecektim. Bu da benzer şeyler. Şimdi bu Arthur Melo için ben diyorum ki olmayacak. Asla da gelmeyecek diyorum. Ancak habere Fenerbahçe etiketini koydun muydu? Çok okunuyor. Ee, Suudi Arabistan ekibi 26 yaşındaki oyuncuyu almak istiyormuş. Fenerbahçe'nin ilgisi varmış. Fenerbahçe'nin bana bile ilgisi var. Yani Premier Lig'e dönmeyi hevesliymiş. Şöyle böyle sezonun performansı. Liverpool'a kiralandı. Sadece 4 maç. Onda da kaç dakika ya? Yani 180 dakika bile yok. Böyle bir futbolcu Fenerbahçe'ye bu sene kumar olarak alınmaz. Diyeceksiniz ki ya hocam Allah'ını seversen kumar olarak alınır. Niye alınmasın? Bak işte futbolcu şöyle mi? Bir... Bununla alakamız yok. Olmayacaktı. Livakovic çok soru geliyor. Livakovic için Fenerbahçe fiyat yükseltti. Şimdi önce haberi okuyayım sonra ben kendi duyumumu vereyim. Ben size şunu söyleyeyim. Ben okuduğum haberlere kefil değilim. Ben kendi duyumlarıma kefilim. Onu da söyleyeyim. Kefilim derken her verdiğim duyum çıkacak demiyorum ama Verdiğim duyumları merak etmeyin. Sizin iyiliğiniz için veriyorum. Şimdi Livakovic için Fenerbahçe Dinamo Zagreb'e yaptığı teklifi yükseltmiş. Hayırlı olsun. Güzel. Yükseltelim. Zaten biz çok severiz yükseltmeyi. E, demişiz ki verin bize. Şampiyonluk için atanın kadar tutanında iyi olacak Dinamo Zagreb. Livakovic 10 milyon euro serbest kalma maddesi varmış. 2 hafta önce 6 milyon euro teklif etmişiz. Bu rakamı 7'ye yükseltmişiz. 28 yaşındaki kaleci 3 artı 1 yıllık sözleşme teklifine buçuk milyon net maaş önerisine prensipte de evet demiş. Livakovic transfer edilirse ikinci alt kaleci konumuna düşecek. Altay Bayında da kulübede oturmak istemiyormuş. Yani onun da 2027'e kadar sözleşme uzattı. 10 milyon euro bon servis bedeliyle de altı ay Bayındır gidecekmiş. Şimdi siz bu haberden ne anladınız? Fenerbahçe fiyat yükseltmiş. Gelin bir anlaşma yapalım. Salakları toplayayım takıma. geri zekaları takıma toplayayım. Nerede bir salak var hepsini alayım takıma. Tamam mı paşam? Hepsini toplayayım. Kancimiz Livakovic olsun. Forvet, Ceko olsun. Geri kalanlar salaklardan oluşsun. Birinci önerim bu. İkinci önerim de sol kanada Zaha'yı alalım. Zaha. Sağ kanada Orsolini'yi alalım. Forvet'te Ceko var. Ya da sağ kanada kimseyi almayalım. Correa'yı alalım. Kiralık olarak. Sol kanada Zaha. Forvet'te Ceko. Sağ kanada da Arda Güler'i oynatalım. Renato de satın alma opsiyonunu kiralayalım. Diğer ön liberoda Crespo olsun. Bakın bir tane Türküm var şu anda. Bir Türk. Türkçeden anlayan bütün arkadaşlarıma, beyni olan bütün arkadaşlarıma, kafası çalışan bütün arkadaşlarıma, zekası ortalamanın üstündeki bütün arkadaşlarıma söylüyorum. Bir Türk Arda Güler. Sağ bekinde Ferdi, bekaoyu da stopere aldım. Diğer stoperde Luan Perez. Sol stop sol bekinde Osterwold'de Lincoln falan kalecinde Türk olmak zorunda. Yani üçüncü Türk olmak zorunda. Ben de diyorum ki Altay, İrfan yani tamam yüzde yüz güvenmiyorum kabul ama böyle kadro kurarsan kalecim bu olacak yok ben salakları getireyim geri zekalardan bir kadro kurayım diyorsan Livakovic'i koy. Tamam şöyle yapayım Livakovic'i kaleye koy. Üç tane Türk çıkartın bana. Ferdi, Arda Güler Samet Akaydın'ı koyayım mı? Serdar Aziz'i falan. Ondan da tiksiniyorsunuz ya onlardan. Ondan soruyorum. İrfan Can Kahveci koyayım. Vallahi bak kimi koyayım? Ya arkadaşlar azıcık kafanızı çalıştırın. Azıcık beyninizi çalıştırın. Ya fıstık gibi kadro. Türk kaleci. Mecburen. Mecburen. Ya da dandik bir kadro. iyi kaleci. Atanın iyi. Çeko tutanın iyi. Livakovic gerisini çöp sal o zaman. Ya bu mantıktan çıkın. Bakın gelişmelere göre. Bu değişecek. Ben Livakovic'in için geleceğini zannetmiyorum. İhtimalde vermiyorum. Bilginizde olsun. Bu videoyu beğenirseniz kanalımıza abone olursanız minnettar kalırım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere dostlar.